o kafirler ki dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Allah Allah. Böyle olmuş mu ya hakikaten? Olmuş. O kafirler ki inkar edenler, dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları, yani kıyameti, yani ahireti, ahiret sorgusu ve azabını. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Araf suresinde. Haşa, unutmak Allah-u Teala'ya izafe edilemez. Ama Allah-u Teala görmezlikten gelmektir buradaki unutmak. Ya, onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Bir iş yerindesiniz, çalışıyorsunuz. Bir arkadaşınızın çocuğu olmuş, lokum getirmiş, herkese dağıtıyor. Yahut doğum günü işte kutlanmış, pasta kesmişler, herkese veriliyor. Size o arkadaş küs. Yanınızdakine veriyor, diyor. Oğlum oldu, bak buyur bir tane. Sen de al demiyor size. Ağrınıza gider mi? Ya bu küssünüz işte. Ağrınıza gider mi? Gider. Ya tamam arkadaş, küssüz konuşmuyoruz da bu kadar insan içerisinde insan atlanır mı, seçilir mi? İnsanın kalbi bu kadar kötü olur mu? Neden? Çünkü o ikramdan pay istersiniz. Ahiret olacak mı? Amenna ve saddakna. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Ahiret olacak. Peki Allah-u Teala Celle Celaluhu bir takım kullarını bila hesap ve la kitap cennetine davet edecek mi? Edecek. Bir takım kullarını mahşer günü hesap başındaki onlar çoğunlukta affedecek mi? Evet. Bir takım kullarını Allah-u Teala cehennemden azat edip cennetine davet edecek mi? Evet. Bir takım kullar yanıp da cehennemden çıkarılacak mı? Evet. Pekala, siz nasıl bir muhatap, nasıl bir muamele görmek istersiniz? Rabbim beni affetsin. İman et. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İman et. İman et ki affına sebep olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Ben de söyler misiniz? Hadi bakalım. Amentu billahi. Ben Allah'a iman ettim. Ve melaiketihi, meleklerine, onun meleklerine iman ettim. Ve kütübihi, kitaplarına iman ettim. Ve rusulihi, peygamberlerine iman ettim. Ve bil kaderi, kadere iman ettim. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala, hayır ve şer Allah'tandır iman ettim. Vel ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, ve ben bunların hepsinin doğruluğunu kabul ettim, ilan ettim, tasdik ettim. Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Onlar bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir sondan hepimizi. Amin. Yüce Rabbimiz yeryüzünü sayısız nimetleriyle donatıp istifademize sunarken bizleri başıboş bırakmamış. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır buyuruyor Kıyamet suresinde.
göklerin ve dağların yüklenmekten çekindikleri çok önemli bir emaneti taşımakta sorumlu kılındı insan. Ne bu? İman. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim ve çok bilgisizdir. Neye zalim? Neye? Nefsinin isteklerini duyma hususunda zalim. Neye bilgisiz? Ahiret haberini duyduğu halde yokmuş gibi davranarak bilgisiz. Ölüm haberini bildiği halde yokmuş gibi davranıp bilgisiz. Ve onu kurtaracak asıl amellere ilgisiz. Evet. Yüce Yaratıcımız Allah Celle Celaluhu bizlere teklif ettiği bu önemli sorumluluk bir, onu tanıma, bilme ve ona kulluk etme sorumluluğudur. Buyuruyor ki Hazreti Allah, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yüce Mevlamız engin rahmetinin gereği olarak kendini tanıyabilmemiz ve kulluğumuzu doğru şekilde yerine getirebilmemiz için de rehberliklerine muhtaç olduğumuz peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Hazreti Kur'an. Hazreti Kur'an, sayfa sayfa, satır satır, ayet ayet. Sayfa sayfa, satır satır, ayet ayet, hece hece. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Bize bir peygamber geldi ya. Hazreti Muhammed Mustafa mutlak sevgili aleyhissalatü vesselam. Ne yani? Ne? Ne? Böyle geçmez, böyle gitmez. İnsanı insan eden. Gece saat 8 odaya bakıyorsun salonda. Hanım, oğlan nerede? 18 yaşında, 16 yaşında bir oğlunuz var. Gelmedi. Gelir diyorsunuz. He? Gelir. 8'den 10'a geçti. 10.30, 11 oldu. Nerede? Arıyorsunuz, telefon kapalı. Hanım, oğlan nerede? Gelir. Biraz meraklanıyor musunuz? 11 oldu yani. 2 oldu, odasına bakıyorsunuz, hala gelmemiş. Merakınız neye dönüşür? Endişeye ve korkuya. Sabah oldu, uyandınız, bir daha baktınız, yok. Oraya buraya telefon, hiç kimse görmemiş. Haber de vermiyor. Ertesi gün, gün içerisinde hiç ulaşamadınız. Ne annesini aramış, ne siz de işe gittiniz. Polis karakollarına, hastanelere telefonlar ettiniz. Yok. Haber yok. Sonunda akşam ezan, Allahu Ekber okundu. Kapının zili çaldı. Baktığınız oğlan. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm demedi, demedi. Selam da vermedi. İçeri girdi. Doğru odasına. Oğlum neredesin diye sordunuz. Hiçbir şey demiyor. Yo, oğlum merak içinde kaldık. Önemli değil. Yavrum bak, biz senin annen babanız. Burası senin evin. Biz senin için çok endişelendik, çok merak ettik. Bize niye haber vermedin? Önemli değil ya. Boş ver. Aman yeşillik olsun, takılıyorum işte. Hiç kızmazsınız. Hiç.
öfkelenmezsiniz değil mi? Tabii canım ya, ne olacak? İster o tabii oğlum, haber de verme, hiç aramaz. Böyle şey olur mu ya? Hop hop, bana bak, kızıyorum ha, Allah be. Sevgili seyircilerimiz, canımız dinleyenlerimiz, böyle hayattan kopukluk, aileden kopukluk, ilimden irfandan kopukluk olur mu? Allah-u Teala Azze ve Celle bu kopukluk olmasın. Mesela Kur'an gelmeseydi biri kalkıp diyecekti ki, şimdi olan ilahiyatçılar gibi mesela, bana vahiy geldi diyor adam ya. Var. Bir televizyonu var adamın. 3 tane televizyonu var hatta. Merak uyandırmayayım. Ya Nur TV. Adam bana vahiy geldi diyor ya. 200, bir ara 270 tane demiş. Şimdi artmıştı mı bilmiyorum. Bana Cebrail geliyor diyor. Olur mu ya? Peygamber Efendimiz son peygamber mi? Evet. Son peygamber. Kur'an-ı Kerim. Son kitap. Okula gidiyorsun, işe gidiyorsun. Arkadaşın bir kitap açıyor. Ne bu diyorsun? Bana vahiy geldi akşam ya. Yazmış da yazmış. Artık bana 8 saat mesai yazılmayacak. Ben artık istediğim saatte vahiy geldi ya. Aşağı bekerler ya. Kur'an geldi, bir kitap. Ve onu anlayan, anlatan peygamberler geldi. Bize hitap ya. Allah-u Teala Celle Celaluhu. Ne güzel bir ikramda bulunuyor. Sapıklık içerisindeki insanları, bak, kitabı, hikmeti öğreten, ona insanlara ayetleri okuyan, anlatan bir peygamber geldi. Ve bu peygamber neyi sağladı? Birliği sağladı. Bugün bu birliği bozmak isteyen aklı evvel bir takım insanlar var. Ne diyor? Hadisler uydurma. Ne diyor? Peygamberin söylediği bir yere kadar. Kur'an'la tezat oluşturursa ben Kur'an'a bakarım. Ya Kur'an'la Peygamber Efendimiz'in sünneti, hadisi tezat oluşturur mu ya? Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Sen algılayamıyorsun. Senin sensörlerin bozuk. Sakın ha. Bakın, bize rehber olarak Peygamber Efendimiz ve Kur'an yeter. Şimdi şunu söyleyelim. Görme engelli birisi bir de duyma engelliyse ne yapacak? Rehber var, elinden tutuyor rehber. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünnetleriyle göremeyenlere kulağından, duyamayanlara gözünden, ikisi de olmayanlara elinden tutarak rehberlik yapıyor. Sen neresindesin? Bunu anlat, boş ver. Sen neresindesin? Bu anlatılan, tebliğ edenlerin neresindesin? Allah seni Celle Celle neden yaksın ya? Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına gelmiş. Allah'ım Celle Celle. Hikmetinden sual olunmaz. Hani 1999 depremi gibi diyelim. Hikmetinden sual olunmaz. O helak edilenlerin ya da o depremde ölenlerin bir kısmı günahkar. Haşa, ölsünler denmez tabii de. Bir kısmı günahkar ama onların içinde salihler de vardı. Onların içerisinde abidler de vardı ya Rabbi. Buna benim aklım ermedi dedi. Allah-u Teala Celle Celle Musa Aleyhisselatü Vesselam'a bir tepeye oturmasını söyledi. Musa Aleyhisselatü Vesselam gitti, o tepeye oturdu. Meğer o tepe neydi? Deve karıncalarının tepesiymiş. Farkında olmadı Musa Aleyhisselatü Vesselam. Karıncalar Musa Aleyhisselam'ın bedenini sardı. Elbisesine çıktı. Bir tanesi de nasıl, hiç ensesinden mi girdi, nereden? Bir tanesi de efendim Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı soktu, ısırdı. Musa Aleyhisselam kalktı, baktı ki üstü başı
efendim karıncalı eteklerini, elbisesini silkeledi. Isıran karıncanın olduğu yere de elini vurdu. Efendim yer karınca oldu, kalktı. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a sordu. Ya Musa ne yaptın? Ya Rabbi karıncalar bedenimi sardı, birisi de bedenimi ısırdı. E sen ne yaptın? E ya Rabbi elbisemi silkeledim. Elbisemi silkeledim. Ya Musa o bir tanesi ısırdı, sen hepsini silkeleyip döktün. O ısıranı bulup atsaydın ya. Ama ya Rabbi işte ya Musa ben de böyle yapıyorum. Ya ben de böyle yapıyorum buyurdu Allah-u Teala. Ha onlar hayatlarına dünyada olmayan ukbada olacak ve bulamadıklarını dünyada ukbada elde ederek Allah'ın inamıyla hayatlarına devam edecekler. Ama orada kafirler unutulacak. Hadi buyurun ne olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kafirler orada unutulacak. Orada sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler hatırlanacak. İltifat görecek. Nimetlere gark olacak. Allah-u Teala bizi o nimetlere gark olanlardan olmayı nasip eylesin, şereflendirsin inşallah. Bizim yapmamız gereken şey, bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan peygamberleri, Efendimiz'i ve onların getirdikleri ilahi mesajları ciddiye alıp, kısacık hayatımızı onların rehberliğinde değerlendirdiğimiz takdirde, hem bu dünya hayatı hem de ahiret hayatında mutlu oluruz. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan pişmanlıklar yaşarız.